Değerli dostlar, yeni bir bölümde daha karşınızdayız. Bugün Kahramanmaraş'tayız ve Kahramanmaraş'ta Malik bin Ejder Hazretleri'nin türbesinin kabrinin hemen yan tarafındayız. Burada bu bölümde inşallah bu mübarek zatı sizlere anlatmaya çalışacağız. Kim olduğunu, nereden geldiğini, buraya nasıl geldiğini ve onun hususiyetlerini inşallah anlatacağız. Efendim Malik bin Ejder radıyallahu anh dediğime göre siz buradan anlamışsınızdır zaten. Radıyallahu anh sadece sahabe-i kiram için kullanılır. Malik bin Ejder radıyallahu anh da bir sahabe-i kiramdı. Hazreti Ali Efendimizin sağ koluydu. Hazreti Ali Efendimizin çok güvendiği bir kimseydi kendisi. Zaten birazdan o mübarekle ilgili Hazreti Ali Efendimizin sözlerinden de inşallah sizlere nakledeceğiz. Burası Kahramanmaraş'ın Aksu mahallesinde böyle tepelik bir yerde. Burayı mutlaka geldiğiniz zaman ziyaret etmenizi acizane tavsiye ediyoruz. Tabi bölümümüze başlamadan önce her zamanki hatırlatmamızı yapmakta da fayda var. Efendim kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Yeni videolar yüklendiğinden haberdar olmanız için yorumlarınızı ve beğenilerinizi de mutlaka bekliyoruz. Merak ettiğiniz şeyler varsa onları da yorumlar kısmında bize iletirseniz belirli bir sıra çerçevesinde anlatma gayreti içerisinde oluruz inşallah. Efendim bölümümüze gelirsek Malik bin Ejder Hazretleri sahabe-i kiramdandır. Aslen Yemenli olup adı Malik, lakabı Ejder'dir. Askeri alanda çok büyük bir deha olup Yemama Harbi'nde çok büyük kahramanlıklar yapmıştır ve meşhur olmuştur. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında ise Maraş'ın fethine katılmış ve özellikle İslamoğulların Bizans ile yaptığı savaşlarda büyük kahramanlıklar, büyük yararlılıklar göstermiştir. Büyük mücadele etmiştir. Hazreti Ali Kerremallahu Veçhet döneminde etkili görevlerde bulunmuştur. Hazreti Ali Efendimizin adeta sağ kolu olmuştur. Askeri alandaki dehası, yiğitliği ve cesaretinin yanında kendisinin aynı zamanda tasavvufi yönünde çok kuvvetliydi. Mahiyetindekileri sevenlere devamlı nasihatlerde bulunmuş ve İslamiyet'e uymaktan taviz vermemeleri konusunda sürekli sıkı sıkı tembihlerde bulunmuş, onlara bunları anlatmıştır. Efendim Hazreti Ali Kerremallahu Veçhet tarafından Mısır'a vali olarak tayin edilmesi üzerine mahiyetiyle birlikte yola çıkar ve Kavzun beldesine geldiği zaman orada vefat eder. Efendim kabri tam olarak nerede olduğu bilinmemektedir. Ancak mübarek bedeninin Maraş'a getirilip buraya bu tepenin üzerine defnedildiği rivayet edilmektedir. Tabi daha sonradan belediye tarafından 2010 yılında buraya çok güzel bir türbe yapılmış, yanına bir cami yapılmış ve buralar ihya edilmiş. Mübarek burası adeta bir ziyaretgah haline gelmiştir. Efendim Malik bin Ejder radıyallahu anh'ın vefat haberi Hazreti Ali Efendimiz'e kerremallahu veçhe haber verildiği zaman çok üzülmüş, ağlamış ve şu sözleri söylemiştir Malik bin Ejder radıyallahu anh ile ilgili. Ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için neysem o da benim için öyledir buyurmuştur. Efendim Malik bin Ejder radıyallahu anh dünyaya hiç rağbet etmez ve tamah etmez. Devamlı ibadetle ve zikirle meşgul olurdu. Kimseyle münakaşa etmez, kimseye kötü söz söylemezdi. Bir gün kendisine biri kötü söz söyleyince ona şöyle söylemiştir. Söylediklerini Allah-u Teala duyuyor. Şayet ben cennet ile aramdaki güçlükleri aşıp cennete gidersem senin söz bana bu söylediklerin hiçbir zararı dokunmaz. Sırat köprüsünden geçemezsem anlarım ki söylediklerinden doğrudur, ben kötü bir insanım buyurdu. Malik bin Ejder Hazretleri Allah-u Teala'nın verdiği nimetlerin şükrünü ifa edebilmek ve ömür sermayesini kullanarak ahiret için dünyadan azık toplamak lazım olduğunu bilir ve Rabbini tanıyıp ona kavuşmaya çalışır, bu yolda ömrünü harcardı. Efendim şimdi de Malik bin Ejder radıyallahu anh'ın biraz önce söyledik ya sahabe-i kiramdandır diye. Şimdi onun vesilesiyle gelen, bize ulaşan, rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazılarını ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o mübarek nasihatlerinden bir kısmını sizlerle paylaşalım inşallah. Efendim rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. Kim Kur'an-ı Kerim öğrenir sonra unutursa kıyamet günü Allah-u Teala'yı kızgın olarak bulur. Resulullah Efendimiz'e sadakanın eftali nedir diye soruldu. İnsanların susuzluğunu gidermek buyurdu. Ensardan birisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Cuma günündeki hayrı sordu.
Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Cuma gününde 5 husus vardır. Adem aleyhisselam o günde yaratıldı, o günde yeryüzüne indirildi, o gün vefat etti. O günde öyle bir vakit vardır ki, kul günah olan bir şeyi arzu etmedikçe ve sıla-i rahimi terk etmedikçe Allah-u Teala istemeden ona verir. Cuma günü kıyamet kopar buyurmuş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her namazın ardından muhakkak şöyle dua ederdi. Allah'ım korkaklıktan, cimrilikten sana sığınıyorum. Rezil bir hayata düşmekten, dünyanın ve kabrin imtihanından sana sığınıyorum. Yine bir başka hadis-i şerifte, sizden kim her gün 1000 tane sevap kazanmak isterse 100 defa tesbihatta bulunsun. Böyle yaparsa 1000 sevap kazandığı gibi onun misli kadar günahını da Allah-u Teala yok eder buyuruyor Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve Malik bin Ejder radıyallahu anh vesilesiyle de biz bu rivayetleri, bu hadis-i şerifleri duymuş olduk. Yani onun ravisi de Malik bin Ejder radıyallahu anh'tır. Efendim bölümümüzü burada noktalayacağız ama yerini bir kere daha kısaca tarif ettikten sonra bölümü neticelendirelim. Ben burası Kahramanmaraş'ın merkezinin biraz uzağında, Kahramanmaraş'a hakim bir noktada, böyle bir tepede Aksu Mahallesi olarak geçiyor. Zaten navigasyonu veya işte haritaları buraya yazarsanız mutlaka bulursunuz. Maraş'a geldiğiniz zaman burayı mutlaka ziyaret ediniz. Edebine uygun olarak ziyaret edip burada dua ederseniz bizleri de lütfen dualarınızdan unutmayınız diyelim ve YouTube kanalımıza abone olmanızı, bildirimlerinizi açmanızı da istirham ediyoruz. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi de mutlaka bekliyoruz. Efendim başka mektubu ve kısalarda buluşmak üzere. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Bir gün bu faniden göçüp, bir gün bu faniden göçüp, gideceksin insan oğlu, ecel şerbetinden içip gideceksin insanoğlu, ecel şerbetinden içip gideceksin insanoğlu. Yer kazılır serin olur, yer kazılır serin olur, kazıldıkça derin olur, içine giren kaybolur. İnsanoğlu, insanoğlu, içine giren kaybolur.